Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bugün efendim çok yaygın olan, herkesin hayatında birkaç kere yaşadığı, sık sık yaşadığı ve de mustarip olan bir olaydan bahsediyorum. Baş ağrısı. Baş ağrısının artık gösterildi ki 150 sebebi var. 150 sebebi var. Baş ağrısının sebeplerini ikiye ayırıyoruz. Primer ve sekonder diyoruz. Sekonder dediğimiz hastalıklara bağlı, beyin hastalıklarına bağlı, efendim beyin tümörlerine bağlı, kazalardan sonra gelişen bozukluklara bağlı. Biz primerden bahsetmek istiyorum ben. Yani baş ağrısı neyin işareti? Baş ağrısı vücutta bazı sistemlerin bozuk olduğunun en önemli belirtisidir. Yani baş ağrısının en önemli sebeplerinden biri, her zaman söylüyoruz, susuzluktur. Dehidratasyondur. Ve dehidratasyondur, susuzluktur. Yalnız mineral eksikliğidir. Yani mineral eksikliği dediysek, kristal kaya tuzu dediğimiz bir sürü vücudumuzun da gerekli olan, elzem olan, hücrelerimizin iyi çalışmasını, enzimlerimizin iyi kofaktörü olan, olmazsa olan minerallerin eksikliğindendir. Baş ağrısı yapan birçok sebeplerden biri de biliyoruz ki kansızlıktır. Halsizlikle beraber olur. Baş ağrısı yapan en önemli sebeplerden biri de biliyoruz ki uykusuzluktur. Baş ağrısı sebeplerinden biri de en başta nedir? Strestir. Bir şeye sinirlendiğimiz zaman strestir. Baş ağrısı olduğu zaman vücudun uyarı mekanizması olan böbrek üstü bezlerinden kortizol hormonu salgılanır. Kortizol hormonu salgılandığı zaman da tansiyon yükselir. Yani tersi olarak bilinen bir bilgiyi burada düzeltmeye çalışıyorum. Tansiyon yükseldi diye baş ağrısı olmaz. Birçok nedenden dolayı vücuda zehir girdiği zaman, toksinler girdiği zaman, şekerli sular girdiği zaman, lüzumsuz, gereksiz ilaçlar girdiği zaman baş ağrısı, aç kaldığımız zaman olabiliyor. Ondan dolayı tansiyon yükseliyor. Baş ağrısı da, tansiyon yüksekliği de vücutta bazı hormonların, bazı enzimlerin dengesinin alt üst olduğunu bize gösterir ve de buna dikkat etmemiz lazım. Bir daha söylüyorum. En önemli sebeplerden biri bilhassa yaz aylarında susuzluktur ve mineral eksikliği dediğimiz tuzsuzluktur. Bildiğimiz sofra tuzundan bahsetmiyorum. Kristal kaya tuzundan bahsediyorum. Aynı zamanda asit yiyecekler, bir ay önceki videoda anlattığımız, vücuda asit yapan yiyecekler de baş ağrısı sebeplerinden biridir. O halde daha çok alkali yapan yiyeceklere yönelmemiz lazım ki bunlar da sağlıklı bütün sebzelerdir efendim. Baş ağrısı olduğu zaman hemen lütfen baş ağrısı ilaçlarına müracaat etmeyeceğiz. Herkesin cebinde baş ağrısı ilaçları var. Leblebi gibi kullanılıyor. Bunlar daha fazla baş ağrısı biraz o sırada geçiriyor ise de bilin ki baş ağrısını yapan esas nedeni düzeltmediği için baş ağrısı yine devam ediyor. Baş ağrısının en zahmetli olduğu, sıkıntı verdiği bir şekli de biliyorsunuz migrendir. Migreni de başlatan birçok faktörler vardır. Kişiye göre değişir. Fazla ışık olması, fazla ses olması, gürültü olması, bazı kokular, alerjik olduğumuz yiyecekler bunu başlatabilir. Migreni başlatabilir. Migreni için en önemli şeylerden biri de, yapacağımız olaylardan biri de baş ağrısı için de böyledir. Biliyorsunuz bizim büyüklerimiz başları ağrıdığı zaman şöyle başlarını sıkarlardı. Tülbentle şöyle sıkarlardı. O iyi gelirdi. Bir de baş ağrısı ve de özellikle migrenlerde hakikaten soğuk uygulama. Biraz sonra da bir süre 20 dakika kadar enseye, başa soğuk uygulama. Şöyle başına koyarlar of 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 diye bizim ninelerimiz. Ondan sonra ben de sıcak uygulama. Tabii baş ağrısının en önemli sebeplerinden biri de hazımsızlıktır. Mide bozukluğudur. Mide bağırsak bozukluğudur. Mide bağırsak bozukluğundaki mikrobiyomun ve bozulmasıdır. Mikrobiyomun alt üst olmasıdır. Başından beri söylüyoruz. O halde
baş ağrısı ilaçlarına kesinlikle saldırmamamız lazım. Baş ağrısı olan kişiler hemen yardım edelim diye. Bende şu baş ağrısı var, sana iyi geliyor, bana iyi geliyor, sen de. Bu çok tehlikeli bir olay. Tabii ki baş ağrısını yapan en önemli sebeplerden biri dehidratasyon dedik. Dehidratasyon yapan ilaçlarımız var. Kullandığımız tansiyon ilaçları, kullandığımız vücuttan su atılan ilaçlar da maalesef baş ağrılarını çok artırır ve de tansiyonu yükseltir. Yani tansiyon ilaçlarının da tansiyonu yükselttiğini burada açıklamak istiyorum. Diüretik dediğimiz vücuttan su atıldığı zaman yalnız su atılmıyor. Bütün tuz ve mineraller atılıyor. Bu da baş ağrısını artırır. Baş ağrısının en önemli sebeplerinden biri de biliyorsunuz ki açlıktır. Yani Ramazan'da oruç tuttuğumuz zaman biliyor akşama doğru, sahur, iftara doğru herkesin başı ağrır. Bunun da sebebi hakikaten susuzluktur. Bütün 24 saat çok su içmemiş olmak, bir de aç kalmış olmaktır. Bunu da unutmayalım. O halde ciddi baş ağrıları nöroloji bölümünün konusudur. Hakikaten onlar tetkik edilmelidir. Fakat her baş ağrıyana da çok rica ediyorum. Hemen gidip MR yaptırmak doğru değil. Ülkemizde MR o kadar çok yapılıyor ki, geçenlerde bir hemşire hanım söyledi. Benim eşime 6 kere yapıldı ama hiçbir şey bulunmadı. Her baş ağrısına nörolojik bir olay yanında yoksa eğer MR yapılmaz. Bizim İstanbul'daki MR sayısı, bilin ki İngiltere'de bulunan MR sayısından çok daha fazla. Onun finansını ödemek için işte baş ağrısı olana şuna hemen MR yapılıyor. Buna dikkat edin. Onun da tehlikeli olduğunu ve bu radyasyonların da tehlikeli olduğunu, MR'ın titreşimlerinin de tehlikeli olduğunu lütfen bilelim. Sık sık kan aldırmak, anemi çok önemli, kansızlık çok önemli. Bilhassa doğurgan annelerde demir eksikliği çok oluyor. Emzirdikleri için, işte doğumdan sonra kan kaybettikleri için bunlara dikkat edeceğiz. Vitamin eksiklikleri de baş ağrı belirtileridir. Hangi vitaminler? D vitamini eksikliği, B12, B6 vitamini eksiklikleri de bunları, B1, B2, bütün bunlar da baş ağrısı sebeplerinden biridir. Bunlara bakıp hakikaten takviye edersek, yani yükseltirsek bunlar baş ağrımızı önlemiş oluruz. İleri yaşlarda vücut ne kadar iyi yersek yiyelim, vücuttaki enzimler ve hormonlar çok daha az ve yavaş çalıştığı için de baş ağrılar da artıyor. Bunların da, bu da vitaminlerin eksik olduğunu bize gösteriyor. İleri yaşlarda mutlaka ben öneriyorum, sağlıklı doğal vitaminler alınması gerekiyor. Baş ağrısı hakikaten önemli bir belirtidir. Vücutta minerallerin, suyun, vitaminlerin eksik olduğunun belirtisidir efendim. Sevgiler, saygılar. Baş ağrısı ilaçları çok tehlikelidir. Mide ağrısı, mideyi deler, kanar ve pıhtı atar efendim. Pıhtıya sebep olur. Bunu da burada söylemek istiyorum. Katiyen sık sık baş ağrısı ilaçları kullanmayacağız efendim. Hoşça kalın, baş ağrısız kalın, sevgiyle kalın.